Efendim herkese günaydın demeye devam ediyoruz biz. 19 Kasım tarih günlerden salı. Güzel bir sabah uyandığınızı umuyoruz. Biz fena değiliz doğrusu. İyi diyebiliriz bugün için. Güne yansıyanları, ayrıntılarını, sizlerle ön sıralara çıkan gündem başlıklarını paylaştık. Şimdi ise onların gazetelerdeki yansımalarına gelin birlikte göz atalım. Ön sayfalarda şöyle çabucak bir tur atmıştık. Birkaç gazetede aktardığımız haberlerin izlerini aramıştık. Şimdi ise tüm manşetlere göz atma zamanı. Hürriyet'le başlıyoruz. Şu dershane kararı başlığıyla başlayalım aktarmaya. Hükümet tepkiler üzerine dershanelerin kapatılmasını gözden geçirme kararı. Bold simge bir isim olmanın ötesine geçti şimdi. Parlamentoya girdi seçimlerde. Milletvekili oldu. Henüz 25 yaşında. Onun bu başarısı pek çok öğrenciye de. Sabahla devam ediyoruz şimdi. Sabah gazetesi bugün silahı gömene şartlı tahliye diyor. Ankara silahların teslim edilmesinden sonraki süreç için KCK ve PKK'lara farklı düzenlemeler hazırlığında Başbakan Erdoğan'ın dağdakiler de işte o taslak diyen Milliyet'e geçelim bu noktada. Bakanlar Kurulu'na sunulan düzenlemeden başlıklar aktarılıyor. Tümler konusu da devreye giriyor. Hani o kadar öğretmen var zaten atama bekleyen, dershanelerden çıkacak öğretmenler de istihdam edilmeye çalışılırsa bu tablo ne olur denilerek de sorular yöneltiliyor. Orada bir parantez açıp içini dolduralım. Yapılmadan boşanma kararı alamayacak çiftler. Bugüne günün haberi denilerek yansıtılıyordu işte bu konu. Şivan'dan özür diledim. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Brookings Enstitüsü'ndeki konuşma çözüm süreciyle ilgili mesajlar verdi. Diyarbakır Türkiye'deki kamplarda da aşı kampanyası yürütüleceği belirtiliyor. Dolayısıyla bir bu eksikli başlığıyla Posta Gazetesi duyurmuştu haberi bugün ön sayfasında. Remzi Şubat'ta asker olacak. Hatırlayacaksınız dün gazetelerin ön sayfasında Başbakan Erdoğan'dan barış bitmesin diyerek ağlayarak ondan söz isteyen bir devri. Niçin diye soracak olabilirsiniz. Niçin böyle bir şeye ihtiyaç var? Gayet açık. Bartın'da bir banka şubesinin geçici hizmet verdiği binada ATM'ler yüksekte kalın. Arınç'ın I have a dream sözleri Star gazetesinde yer bulmuş. Yeni Türkiye için hayallerimiz var dedi. Martin Luther King'e gönderme yaptı. Dünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Bülent Arınç o sözler Star gazetesindeydi. Tarafla devam ediyoruz şimdi. Taraf gazetesi bugün manşetinde AKP'den memura skandal talimat diyor. Genel Merkez Parti Teşkilatı'nın yanı sıra bakanlık konu şimdilik uzlaşıyla noktalandı galiba. Tansiyon düştü demiştik. Bülent Arınç'ın Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamayla birlikte bakalım dershaneler konusunda neler yaşanacak, manşetlere noktayı koyuyoruz burada. Ne yazık ki bir ustayı daha kaybettik efendim. Nejat Uygur'a veda ediyoruz. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti o Türk tiyatrosu. Bir ustasını daha kaybetti. Tiyatro ve sinema oyuncusu Nejat Uygur. Dün akşam tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Saygıyla anıyoruz. Yüzümüzde onun kahkahası, onun vasiyeti bu yöndeydi çünkü. Eksik olmasın diyerek anıyoruz. Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Erdoğan'ın araç sürücülerin aman dikkat diyelim, trafik kazalarını önlemek için daha çok alınır. Önlemler kurallara uymak zorunludur ama cezalar artıyor. Kimileri bunun yerinde olduğunu söylüyor, kimileri ise pek de memnun değil. Biz ikinci saatte birazcık daha dünya gündeminin nabzını tutalım istiyoruz ama bunu yaparken hemen yanı başımızda Suriye'de olup bitenlerle başlayacağız. Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Rasulan kasabasında denetim PKK örgütünün Suriye'deki kolu PYD'de biliyorsunuz yaşanan gelişmelerle birlikte orada neler olup bitti dün itibariyle göz atalım isteriz. Günün gündeminden öne çıkanları ard arda dizdik, ekrana getirmeye de devam edeceğiz. Biz az sonra son bölüme başlıyoruz. Herkese günaydın da nasıl gidiyor sizin için? Salı sabahı 19 Kasım gününe nasıl uyandınız? Umarım her şey yolundadır. Değilse bizim halen bir bölümümüz var sizi keyiflendirebilmek için. O bölümde ilk olarak köşe yazarlarının gündemi bakışlarını sizlerle paylaşacağız. Neler yazmışlar? Ardından da devam edeceğiz. Biz birazcık gülümseten haberler de olacak elbette.
elbette sizlerle paylaşacağımız. Siz ise kendi gündeminiz hakkında bize ulaşın lütfen. Ayrıca gündem maddeleri hakkındaki yorumlarınızı da bekliyoruz. Twitter üzerinden @herkesegunaydın, Facebook üzerinden herkese günaydın sayfasındayız. Siz zaten bunu biliyorsunuz, ayrılmayın. Öğrenmenin yaşı yok. Hiçbir meslekte kendinizi geliştirmek için yapabileceklerinizin sonu yok. İmamların bu çabası örnek olsun efendim pek çoğumuza. Keyifli görüntülerle yansımışlar kameralara. Şimdi onların kendi mesleklerinde daha iyi olmak için sarf ettikleri bu çabanın ardından profesyonel olarak sahnelere çıkan, şarkı söyleyen bir sanatçının trajik sonunu getireceğiz ekranlarınıza. Son deyince neyse ki öyle çok çok korkutan bir durum yok ama hani özellikle rock konserlerinde görürüz. Sanatçılar kendilerini dinlemeye gelenlerin kollarına bırakırlar şöyle kendilerini. Sonra kollarda gezerler. Uzunca bir süre havada taşınırlar. İngiltere'de de buna benzer bir durum oldu. Londra'da sahneye çıktı bir rap şarkıcısı. Kendini izleyenlere güvendi. Kendini onlara bıraktı ama diyelim sonunu getirmeyelim. Yarın haftayı ortalıyor olacağız biz. Günün geri kalan kısmında umarım çok güzel şeyler gelir başınıza. Biz de güzel haberler alırız da yarın sabah sizinle onları paylaşıyor oluruz efendim. Dedik ya ütopyalar güzeldir diye. Buna inanalım yeter ki yarın sabah görüşünceye dek. Hoşça kalın. Hep mutlu haberler alın efendim. Maybe together we can get somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.